Buradaki dikdörtgenin, yeşil dikdörtgenden bahsediyorum, alanı 268 birim kare olsun. Bu birim herhangi bir birim olabilir. Mesela santimetre kare ya da eğer bunun uzaydan baktığınızda gördüğünüz kocaman bir tarla olduğunu düşünmek isterseniz kilometre kare de olabilir. Ama ben bu seferlik birim kareyi kullanacağım. Bu tarlanın ya da dikdörtgenin bir kenarının uzunluğunu da bildiğimizi düşünelim. Evet, bu kenar, değişik bir renkle göstereyim. İki birim olsun. Bu arada, bu şeklin ölçeğinin doğru olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Eğer ölçeğine göre çizseydim, bu kenar çok ama çok daha kısa olurdu ve o zaman dikdörtgeni görmekte zorlanırdık. Bunun için, şimdilik ölçek hakkında düşünmeden, buranın iki birim olduğunu kabul edelim. Şimdi, eğer alan 268 birim kare, bu kenarda 2 birim kare ise diğer kenarın uzunluğunu bulabilir miyiz? Burasından bahsediyorum. Evet. Başka bir renk seçeyim. Evet, acaba bu kenarın uzunluğu nedir? Bu dikdörtgenin ya da tarlanın uzun kenarının uzunluğunu arıyoruz. Alan nasıl bulunurdu? Kenar uzunluklarının çarpımıyla öyle, değil mi? O halde eğer bize alan verilmişse, alanı uzunluğunu bildiğimiz kenarın uzunluğuna bölersek buradaki kenarı buluruz. Tekrar ediyorum. Eğer bu uzunluğu bulmak istiyorsak 268'i 2'ye bölmemiz yeterli olacak. Şu ana kadar 268'i 2'ye bölmenin birçok farklı yolunu gördük ama bu videoda çizdiğim şekiller yardımıyla alanları kullanarak bölme işlemini görselleştirmek istiyorum. İşe 268 birim karelik alanı ikiye bölmesi daha kolay olan alanlara ayırarak başlayacağım. Nasıl mı? Bakın, burada aynı dikdörtgen var ve bazı parçalara ayrıldığını görüyorsunuz. Aynı dikdörtgen olduğu için bu kenar iki birim. Ama dediğim gibi dikdörtgeni bazı parçalara ayırdım. Mavi alan. Başka bir renk seçsem daha iyi olacak. Evet, mavi alan 200 birim kare. Sarı alan 60 birim kare ve pembe alanda 8 birim kare. Peki sizce bu ayırma işlemi faydalı olacak mı? Olacak. Çünkü bu alanları ikiye bölmek çok daha kolay. Şu ana kadar neler yaptığımı bir de şu şekilde göstermek istiyorum. 268'i aldım ve ikiye bölmesi daha kolay olan alanlara ayırdım. 268, 200 artı 60 artı 8'e eşittir. Ve sonra da 268 yerine bu toplamı ya da bu sayıların her birini ayrı ayrı 2'ye böleceğim. Şimdi sizce bu uzunluk nedir? Yine başka bir renk kullanacağım ki daha kolay görünsün. Evet, buradaki kenarın uzunluğundan bahsediyorum. 2 çarpı bu kenar 200 edecekse bu kenarın uzunluğu 100 olmalıdır. Öyle değil mi? Nasıl mı? 200'ü 2'ye bölersem kaç eder? Evet. Doğru. 100 Peki 60'ı 2'ye bölersek ne buluruz? 60 bölü 2, 30 eder. Sarı alanın kısa kenarını biliyoruz, 2 birim. Uzun kenarı ise neymiş? 30 birim. Ölçeğin doğru olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Son olarak, bu uzunluk kaç olmalı? 8 bölü 2, 4 eder. Tekrar edelim. 100 çarpı 2, 200. 30 çarpı 2, 60 ve 4 çarpı 2 de 8 eder. O zaman bu kenarın toplam uzunluğunu bulmak için 100 artı 30 artı 4 işlemini yapmamız yeterli. 100 artı 30 artı 4, 134 eder. Harika! Videonun başında da söylediğim gibi, bu işlemi yapmanın başka yolları da var. Mesela, 2 yüzlük bölü 2, 1 yüzlük eder. 6 onluk bölü 2, 3 onluk ve 8 birlik bölü 2 de 4 birlik eder. Şeklinde de düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız, az önce yaptığımız şey bunun aynısı. Aradaki tek fark, burada dikdörtgenleri ve 2'ye bölmesi daha kolay olan alanları kullanarak bölme işlemini görselleştirmeye çalıştık. Burada 200 birim karelik bir alan, Burada 6 onluk ya da 60 birim karelik bir alan ve burada da 8 birlik bir alan yaratarak bu alanları tek tek ikiye böldük. Bulduğumuz sonuçları topladığımızda da bu uzunluğu 134 birim olarak bulduk. Evet, dediğim gibi bu problemi çözmenin yollarından biri, toplam alanı bölme işlemini kolaylaştıracak alanlara bölmek. Ama başka şekillerde de çözülebilir tabii. Her zaman bu kadar fazla alan yaratmak zorunda değiliz. Buradaki alan 856 birim kare olsun. Birim kare. Bu kenarın ölçüsü de 8 birim olsun. Diğer kenarın ölçüsünü bulmak için 856'yı 8'e bölmemiz gerekir. Öyle değil mi? Yazıyorum. Bu kenarın uzunluğu 856 bölü 8 olacak. İstersek az önce yaptığımız gibi 800'lük, 5 onluk ve 6 birliğe ayırabiliriz ama Örneğin 58'e kalansız olarak bölünmez. Ama 56 8'e bölünür. 7 kere 8 56 eder. O zaman bu dikdörtgeni 800 birim karelik ve 56 birim karelik iki alana bölmemiz yeterli olacak. 856'yı 800'lük ve 56 birliğe ayırdık. Alan değişmedi. Toplamları hala 856 ediyor. Şimdi burası 8 birimse bu kenarın uzunluğu ne olur? sarıyla işaretlediğim uzunluğu bulmak için, 800'ü 8'e bölmemiz gerekir. 800 8'e bölünürse 100 eder. Evet, 800'ü 8'e böldük ve 100 bulduk. Bir de buradaki pembe alana bakalım. Peki, 56'yı 8'e bölersek ne olur? Az önce söylemiştim, 7 elde ederiz. 56'yı 8'e bölüp, bu uzunluğu da 7 olarak bulduk. Büyük dikdörtgenin uzun kenarı da 100 artı 7'den 107 olur. 8 8, 100 kere. 56 da 8 de 7 kere vardır. Ve bu bölme işleminin sonucu 107'dir deyip, bu kadar dikdörtgeni neden çizdiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar, bazen işlemleri görselleştirmek çok faydalıdır. Bakın, bu sayıyı alan olarak varsayıp, kısa kenarın uzunluğuna böldüğümüzde, uzun kenara bulmaz mıyız? ve 856'yı 8'e daha kolay bölünecek sayıların toplamı olarak düşünmekte bu alanı parçalamakla aynı şeydir. Burası 100, burası da 7. Umarım bu video bir bölme işlemini nasıl görselleştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmuştur.